Sıcak sıcak, buyurun. Şunu ben bakalım. Ah baba, merhaba, hoş geldin. Ya hoş bulduk. Ya onu bırak. Esas sen hoş geldin damat. Ne haber? İyiyim baba. Sağ ol. Gel şöyle bir oturalım. Ya kusura bakma, sana söyleyemedik, üzülmeni istemedik. Yo. Ben siz üzülürseniz üzülürüm. Geç otur. Aa dur, oturma. Her yer ıslak. Islak mı? Yok ya, kuru burası. Demek kurumuş. Ya kuru. Emine! Efendim Haluk Bey. Emine, şu dolmayı buraya getir. Babama da bir tabak getir. Kadriye Hanım çok güzel dolma yapmış. Beraber yeriz. Aa, yok yok. Sağ ol Emine. Ben tokum. Teşekkür ederim. Ya damat. Sen bu şimdi dolmayı molmayı bırak da. Hazır Meltem yokken seninle biraz konuşalım. Tabii baba. Bak. Bir karar verdiniz. Saygı duyuyorum. Tamam. Ama bunca insan boşu yere okuyup hakim savcı olmuyor. Değil mi? Bunca yılın tecrübesi. Onlar bile sizi boşamadı. Hakim bile sizin evliliğinizin bittiğine inanmadı. Evet yani öyle bir karar verdi. Ama baba şimdi yani hiçbir şey olmamış gibi yapamayız ki. Yani ya olmaz. Bilmiyorum yani. Ya oğlum bak, şimdi bir ay var. Bu bir ayı çok iyi değerlendir. Benim sizden bir tek ricam, bu bir ayı iyi değerlendirmeniz. Oturup konuşun. Birbirinizden kaçmayın. Karşılıklı konuşun. Konuşuruz baba, seni kırmayız. Beni kırmayın. Ama birbirinizi de kırmayın. Bak siz kaç yıl ne güzel bir evlilik geçirdiniz. Birlikte ne anılarınız oldu, ne hatıralarınız oldu. Hep birlikte. Hayır, kararınıza saygı duyuyorum. Ama oturun bir konuşun. Birbirinizden kaçmayın. Oturun böyle gözlerinizin içine baka baka konuşun. Oğlum. Tamam baba, konuşacağız. Ha? O zaman ben kaçıyorum. Meltem gelmeden gideyim. Aa, yalnız bu aramızda kalacak. Tabii baba öyle. Yani. Duyarsa bana kızar çünkü şimdi. Sen merak etme, o iş bende. Sen de. Hadi gidiyorum. Hadi bakalım. Efendim anne. Yok, daha yemedi. Kemal amca geldi. Ne? Ay Kemal Bey'im. Ay ben nasıl akıl etmedim Kemal Bey'e de göndermeyi. Tüh benim taş kafam ya. Ay yollama anne, yollama. Adam gitti zaten, bir dahaki sefere inşallah. He tamam, bak dikkat et. Çok iyi takip et, tamam mı, yiyip yemediğini. Emine. Geldim geldim. Hadi Haluk Bey'e çağırıyor. Gidiyorum ben. Hadi kapatıyorum artık. Hadi arama. Allah aşkına arama. Efendim Haluk Bey. Getirsene şunu. Bir yemedik gitti ha. Bu gene buz gibi. Şunu bir daha. Ay buz gibi mi olmuş gene? Allah. Ben bakarım. Vay! Vay Hanımcığım! En yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşim. Nasıl keyifler? Sen beni mi takip ediyorsun? Biliyorum ya. Yürürken hep arkana bakıyorsun. Gözlerin hep beni arıyor. Aa, tahmin edebiliyorum ben yokken beni ne kadar çok özlediğini. Hadi itiraf et. Özlüyorsun değil mi? Özlediğini itiraf et. Çok, çok, çok. Ya özlenmeyecek adam mıyım ben? Aa, Meltem Hanım yok mu? Yok, dışarıda. Ha, ya o yokken söyleyeyim Haluk'cum ya. Mahkemede olanları duydum. Ya yapacak bir şey yok. Yani
Ne yapalım? Yüce Türk adaleti karşısında boynumuz kıldan ince. Yani ben sana bu konudaki fikrimi söyledim. Bekarlık dedim, sultanlık dedim, özgürlük dedim. Ama hakim ne dedi? Yok dedi, bir ay daha tutsaklık dedi. E ne yapacağız? Hakimin kararına saygı duyacağız. Bir ay dişimizi sıkacağız. Telaşlanma, sayılı gün çok geçer. Ben yanındayım. Efendim Arda, ne için gelmiştin? Ya Haluk'cum ya, kusura bakma bak. Yani biliyorum çok üzüleceksin, çok kırılacaksın bunu duyunca ama ben bu sefer senin için gelmedim. Meltem Hanım için geldim. Yani senin için geldim diyebilmeyi çok isterdim ama sana yalan söyleyecek halim yok. Sana da bunu alıştırarak söylemek isterdim ama buna da vaktim yok. Haluk'cum, ya olay şu. Ben Meltem Hanım'a lütfen işine geri dön demek için geldim. Çünkü onsuz hiçbir iş yürümüyor. Ya ilkinden beri inan yüresiz bir durumdayız. Kimleri soktum araya? Kimlere söyledim? Yahu dedim arayın, gerekirse ikimizi maaş teklif edin dedim. Arıyorlar. Ne diyor Meltem Hanım? Dur diyor. Peygamber demiyorum. Yalnız, yahu bu nedir? Aman Allah'ım, ben böyle bir şey yemedim. Ya dünyanın dört bir yerinde dolma yedim. İnan böylesini yemedim ya, muhteşem. Ne diyorduk? Yahu iki misli maaş dedim. Kabul etmedi. Üç misli dedim. Bu da kabul etmedi. Dört misli dedim. Yahu araba dedim. Maaş dedim. Müşteri dedim. Şoför dedim. Yani olur sözün kısası Haluk'cum. Meltem Hanım şirkete ya dönecek, ya dönecek. Dönmek zorunda. Onsuz olmuyor. Bu konuda da kime güveniyorum biliyor musun? Şimdi belli daha gelmeyecek. Ben gittikten sonra gelir. Ben o geldiği zaman ne yapayım biliyor musun? Sen konuş. Onunla konuş. Yahu sen yönetici adamsın. Anlarsın bu işlerden. Senin sözünü dediler. De ki. Dört müşteri maaş de. Dört müşteri maaş. Araba de. Ne gerekiyorsa sor. Ya ben her şeyi vermeye hazırım. Yeter ki şirkete geri dönsün. Onsuz olmuyor. Çok acı çekiyoruz şirkette. Artık görmen lazım. Ah. Bitmiş. Sohbete daldık, dolma bitmiş. Görüyor musun? Ya. Yalnız dolmayla beraber inanır mısın? Ben de bittim. Bak bak bak. Göbüşüme bak. Göbüşüme nasıl çıktı görüyor musun? Şişkinliğe bak. Bu şişkinliği en iyi ne alır biliyor musun? Tahmin et. Ne alır? Ne? Sola. Haluk Bey. Yediniz mi dolmaları? Kadri anne telefonda soruyor. Yok. Ben yemedim. Arda Bey yedi. Elinize sağlık. Ya muhteşem olmuş. Soda var mı soda? Ama niye gitti dolmalar? Soda yok evde. Almayı unuttum. Hadi sen şimdi git, ben Meltem'le konuşurum. İyi tamam bak, ben gidiyorum ama gözünü seveyim Haluk. Konuş. Ya ne yapayım? Ya, tamam mı? Söyle ona. Lütfen de yani. Adam çok ihtiyacı var. Ne gerekiyor söyle. Sen yaparsın. Kırılmadın değil mi? Bak senin için gelmedi mi, kırılmadın değil mi? Söz bir daha sorarım, senin için geleceğim. Ya elinize sağlık. Vallahi muhteşem. Ya haber verin böyle dolma molma yaptığınızda. Sık sık daha sık gelin. Aman ha, bak söylüyorsun. Tamam, hoş bende, merak etme. Tamam, merak etme. Elinize sağlık. Muhteşem. Görüşürüz. Bütün dolmayı yedi. Haluk Bey ya, aç kaldınız. Ben size ne yapayım? En hızlı böyle bir şey de yok edecek. Ben size şey yapayım ya, tost yapayım getireyim. Ya bir şey yap, ölüyorum acımdan. Tamam, yani tamam. Biraz önce kolumu kemirecektim az daha. Tamam. Ay, ben gideyim hemen yapayım da. Efendim anne. Yok. Yok, yiyemedi Haluk Bey dolmaları. Niye kız? Misafir yedi. Ay. Neyse, ne yapalım? Misafir de bulduğunu yer. Ne yapalım? Afiyet olsun yani. Ama bak şimdi, sen benim kabımı getirmeyi unutma tamam mı? Takımın bozulmasın yani. Tamam anne, tamam. Yıkadım, getireceğim. Merak etme. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Al kumanda senin. Ne istiyorsan seyredebilirsin. Bir şey izlemek istemiyorum. Şu bir ay aynı çatı altında yaşama meselesini konuşalım mı? Konuşalım. Evet. Aynı evde yaşayacağız. Aynı çatı altındayız. Ama
aynı odada uyumak zorunda değiliz. Mesela sen burada uyursun. Ben odada. İşte karnı acıkan canı nerede istiyorsa orada yer. Ben burada yerim. Sen mutfakta ya da ben mutfakta. Ya da dışarıda yer gelirim. Tamam. Burayı bir yurt gibi düşün. Yani banyo ve mutfak ortak alan. İhtiyacımız olduğunda kullanacağız. Sonra da temiz bırakacağız. İyi, tamam. Emine'ye izin verdim. Bundan sonra artık bütün gün burada değil. Yani ihtiyacı olduğunda, çalışması gerektiğinde gelecek, işini yapacak, gidecek. Bu da demek oluyor ki yemek istediğin şeyi kendin pişireceksin. Dolayısıyla alışverişini de yapman lazım. Herhalde hatırlatmama gerek yok. Yani. Yani. Başka bir şey? Sanırım bu kadar. Yani kurallara uyarsak hayat daha kolay olur. Peki müdür hanım. Bir şey daha. Bu kadar kötü espriler yapmazsan sevinirim. Ah, tabii o zaman seni sevindiririm tabii ki. Ya öyle dedin. Hani sevinirim dedin. Ben de seni sevindirmek için öyle yaparım dedim. Kötü bir şey demedim yani. Eğer bir ay burada beraber yaşayacaksak bazı kurallar koymamız lazım. Ama bunlar senin de istediğin kurallar olmalı. Çünkü sadece benim istediklerimle yaşayamayız. Ne bu? Anlamadım. Ne alaka yani? Nedir bu? Bu kağıda kendi kurallarını yazacaksın. 5 tane kural. Ben de yazacağım. Sonra da karşılıklı birbirimizin kurallarına uyacağız. Böylece sağlıklı bir şekilde aynı çatı altında yaşayabileceğiz. Ya ne gerek var bunlara? Sen ne istiyorsan yap yani, benim için sıkıntı yok ki. İtiraz etmene neden şaşırmıyorum acaba? Yani 25 senedir vazgeçmedin şu huyundan. Zaten başımıza ne geldiyse de bu itiraz yüzünden geldi. Yani ne alaka şimdi? Yani gene konudan konuya atlıyorsun ha? Çok alakası var. Çok. Tam da konumuz bu. Senin her şeye itiraz etmen. Ben saçma sapan şeylere itiraz ediyorum. Yoksa öyle her şeye itiraz ettiğim falan yok. Ne öyle 5 yaşında çocuk gibi böyle kural mı yazacağız? Hem de 5 tane. Senden bir medeniyet çerçevesinde bir şey rica eden de kabahat zaten. Oho! Bir de şimdi medeniyetsizlikle suçlanıyorum, öyle mi? Vay! Alo. Bir ay boyunca eğer bu evde huzur içinde yaşamak istiyorsan lütfen birazcık anlattıklarıma saygı duy. Ben bugün psikoloğa gittim. Nedir komik olan? Ben de diyorum ki bu abidik gubidik fikirler nereden çıktı? Tabii psikoloğa gittim. Bu abidik gubidik fikirleri senin kafana o psikolog sokuyor. Bu fikirler hiç abidik gubidik değil Haluk. Belli kurallar çerçevesinde yaşarsak her şey daha kolay olacak. Hadi o yüzden uzatma şuraya, istediğin 5 tane şeyi yaz. Pekala, yazalım. Umarım uyarsın. Umarım sen de uyarsın. Ha ben. Evet, ben sen. Ben zaten kurallara uyarım. Tabii, hani. İtiraz eden sensin. Tabii, sen hiçbir şeye itiraz etmezsin. Etmem. Tabii. Bakın bir düşünelim. Ne yazsak? Böyle çiçek böcek yapabilir miyiz kağıtımıza? Kural yazıyoruz. Kurallar. Bakabilir miyim bir? Allah Allah, bu yaşta kurallar yazıyoruz. Ne? Kurallarımız var. Biz öyle herhangi biri değiliz. Bizim kurallarımız var. Evet. Kopya çekme. Ne kopya çekeceğim? Ben kendi kurallarımı yazdım zaten. Acı bitti. Öyle bakıyorsun bana, böyle. Haluk, senin kurallarını koyacak halim yok. Dur, son maddeyi de yazıyorum. Aa,
hadi ama. Evet. Hadi okuyun. Tamam. Buyurun. Önce ben mi? Buyurun. Peki. Bir, yatak odası şahsi kullanım alanımdır. Kimse giremez. İki, eve giriş çıkış saatleri esnek olacaktır. Tabii. Üç, salı ve perşembe dizim var, televizyon benim. Tamam. Dört, eve istediğim arkadaşım gelir. Tamam. Beş, herkes kendi yemeğini ve alışverişini yapar. Aa, tamam dedik ya zaten. Yapıştırıyorum. Okuyacak mısın? Seni bekliyorum gelip oturmanı. Bekle o zaman, yapıştırıyorum. Bir saate yapıştıramam. Hayır, ben senin orada kuralları yazmanı bekledim. Saygı göster biraz. Dinliyorum. Bir, hafta sonu televizyon tamamıyla bana aittir, maçlar var. İki, kumanda akşam 20'den sonra bana geçer, öncesine karışma. Salı, perşembe dizim var, söyledim. İyi, tamam. Tamam. Üç, eve istediğim arkadaşım gelir. Nedense mutabık olduğumuz tek konu. Ne demek, anlamadım. Yok işte, tamam, devam. Dört, bu kanepe tamamıyla bana aittir. Olmaz öyle şey. Bu bizim ortak eşyamız. Ortadan böleriz, orası senin, burası benim. Öyle mi? Hı hı. E sen yatak odasını tümüyle aldın. Orası da ortak eşyalarımızla dolu. Tamam, tamam. Senin olsun. Evet, tümünü istiyorum. Aman tamam. Sadece sol olsun. Tarafı istemiyorum. Hepsini istiyorum. Öf, tamam. Beş, akşam en geç 11'de uyurum, salonu boşalt. Problem değil, ben zaten o saatte gece dışarı çıkarım. Ana. Ne? Ne demek yani, ben 11'den sonra dışarı çıkarım mı diyorsun? Evet. Ne demek o? Ne demek, ne demek? Arkadaşlarımla gezmeye çıkacağım. Teknik olarak hala evli olmamız, birbirimizin hayatına bu şekilde karışabileceğimiz anlamına gelmez. Bunu en iyi sen bilirsin. İyi geceler. Ne demek o ya? Ne diyorsun sen? Hasbinallah ya. Asıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarım.